Nöron üzerinde sinyallerin nasıl iletildiği konusunda hepimizin bir fikre sahip olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki dendritlerden birinin veya birkaçının uyarılacağı ya da tetikleneceğini biliyoruz. Tetiklenme derken bir takım kanalların açılmasından bahsediyoruz. Bu kanallar iyonların hücre içine salınmasını sağlıyor. Hatta bazı durumlarda bu iyonlar hücre dışına çıkabilir. Bu da inhibisyon demektir. İnhibisyon, tamam mı? Biz bu videoda iyonların elektrotonik bir şekilde hücreye içine, hücre içine daha doğrusu girdiği durumu ele alalım. Evet, bu durumda hücre zarının her iki tarafındaki yük veya voltaj gradyanı değişir. Eğer akson tepesinde voltaj gradyanındaki değişim eşiğe ulaşmak için yeterli olursa, Buradaki sodyum kanalları açılarak sodyumun içeri girmesine ve voltajın çok pozitif olmasına neden olacak. Potasyum kanalları ise işleri tersine döndürmek için açılacak. Fakat çok pozitif değere ulaştığımız anda bu durum elektrotonik olarak bir diğer sodyum kanalının da açılmasına neden olacak arkadaşlar. Bu da sodyum iyonlarının içeri girmesini sağlayacak ve böylece sinyal iletilmeye devam edecek. Bir sonraki soru şu. Nöronlar arasındaki bağlantı noktalarında ne oluyor? Bu dendritin tetiklendiğini ya da uyarıldığını söylemiştik. Birçok durumda da başka bir nöron tarafından uyarılır. Ve burada akson ateşlendiğinde ya kas hücresi gibi başka bir hücreyi ya da başka bir nöronu uyaracak. Peki bunu nasıl yapıyor dersiniz arkadaşlar? Nasıl olabilir bu? Burada aksonun ucunun yanında başka bir nöronun dendriti olabilir. Bu başka bir nöron, tamam mı? Çok iyi çizemiyorum ama galiba anladınız. Bu başka bir nöron. Bu kendi aksonu, kendi hücresi olan bambaşka bir nöron. Kendi aksonu var, kendi hücresi var. Ve buradaki dendrit uyaracak. Tamam mı? Soru şu. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor? Sinyal bir nöronun aksonundan başka bir nöronun dendritine nasıl geçiyor? Aslında her seferinde aksondan dendrite geçmek zorunda değil fakat genellikle bu şekilde gerçekleşiyor. Aksondan aksona veya dendrit, dendritten dendrite veya aksondan somaya da olabilir. Fakat şimdi yalnızca aksondan dendrite durumuna odaklanalım. Çünkü nöronların bilgi aktarımında en yaygın görülen yöntem budur. Buraya yakınlaşalım. Dendriti ve aksonun ucunu birlikte alalım. Şöyle yapalım. Aksonun ucunu buraya çizeyim. Ucun böyle göründüğünü söyleyelim hemen. Evet. Bayağı yakınlaştırdım. Burası nöronun içi. Ve dendriti de şöyle çizeyim. O da hemen burada diğer nöronun dentriti. Gerçekten çok yakınlaştırdık arkadaşlar. Yazıyorum diğer nöronun dentriti. Bu da ilk nöronun iç kısmı. Sürekli yol alan bir aksiyon potansiyeli var. En sonunda belki de tam burada aksiyon potansiyeli, elektriksel potansiyeli ya da voltaj potansiyelini pozitif yapar. O da buradaki sodyum kanalını tetikler. İşte bakın kanal hemen burada. Bu da hücre içine ne yapar? Sodyumun girmesini sağlar değil mi? Gerisini biliyorsunuz zaten. Potasyum bunları dışarı çıkarmaya uğraşır vesaire vesaire. Ve burada oluşan pozitif yükler başka bir kanalı tetikleyerek onun da açılmasını sağlar. Hatta bu kanal sodyum kanalı da olabilir. Fakat aksonun ucunda kalsiyum kanalları vardır. Bunu başka renkle pembeyle göstereceğim. Bu bir kalsiyum kanalı. Doğal olarak kapalı. Kalsiyum iyonu kanalı işte burası. Kalsiyum da artı 2 yüklü. Normalde kanal kapalı ama bu voltaj kapılı bir kanal. Yani voltaj yeteri kadar yüksek olduğunda kanal açılacak ve açıldığında kalsiyum iyonlarının hücre içine geçmesini sağlayacak. Onları da böyle çiziyorum. Evet. Şimdi şunu sorabilirsiniz kalsiyum iyonları neden hücre içine akın ediyor bunlar pozitif yüklü ayrıca sodyum içeri girdiği için hücre içinin de zaten pozitif olduğunu söylemiştiniz o zaman kalsiyum neden içeri girmek istesin ki değil mi pozitif pozitif birbirini itmesi lazım normalde diyeceksiniz nedeni şu hücre sodyumu dışarı ve potasyumu da içeri pompaladığı gibi kalsiyum iyonu pompalarına da sahip bunun mekanizması ise size daha önce sodyum potasyum pompasında gösterdiğimize benziyor. Fakat bu pompa yalnızca kalsiyumla ilgileniyor. Evet. Hücre zarında bulunan bazı proteinler var arkadaşlar. Bu fosfobilipitlerden oluşan bir hücre zarı. Bu yüzden iki tabakalı olacak şekilde çizersem daha anlaşılır olabilir sizin için. Gördüğünüz üzere çift tabakalı bir zar. Bir zaten iki demek. Çift anlamını böylece kazanıyor yani. Şimdi böyle biraz daha gerçekçi oldu. Ayrıca bu da çift tabakalı zara sahip. Onu da çizelim. Kalsiyum iyonu pompalarının yanı sıra burada ATP az. ATP az alt kümeleri de var. Bunlar da tıpkı sodyum potasyum pompası gibiler. Bir ATP verdiğinizde Kalsiyum başka bir yere bağlanır. ATP'den fosfat koparılır ve bu proteinin konformasyonunu değiştirmeye yetecek kadar enerji açığa çıkarır. Bu da tabii kalsiyumu hücre dışına iter. Daha doğrusu kalsiyum buraya bağlanır ve burası açılınca kalsiyum da dışarı çıkar. Yani tıpkı sodyum potasyum pompası gibi düşünün. Fakat dinlenme durumunda dışarıdaki kalsiyum iyonu yoğunluğu daha fazla olduğu için bu işlem ATP tarafından yürütülüyor. Dışarıda içeride olduğundan daha fazla kalsiyum iyonu yoğunluğu olması bu iyon pompaları sayesinde gerçekleşiyor. Başka bir sodyum kapısını değil de kalsiyum kapısını uyaran bu aksiyon potansiyeli oluştuğunda buradaki kalsiyum iyonları aksonun ucuna doğru geçerler. Bu kalsiyum iyonları başka proteinlere bağlanırlar. Başka proteinlerden bahsetmeden önce buradaki alanda ne olduğundan da bahsetmem gerek. Sinaps kelimesini daha önce kullanmıştık arkadaşlar. Bu aksonun ve sağdaki dendritin birleştiği kısma sinaps denir. Bakın işte burası sinaps. Sinapsı bir iletişim veya bağlantı noktası olarak düşünebilirsiniz. Buradaki nörona ise presinaptik nöron diyoruz. Bunu yazayım terminoloji bilmeniz iyi olur arkadaşlar. Yazayım. Evet. Presinaptik nöron. Burası da post-sinaptik nöron. Biliyorsunuz pre neydi? Önceli, öncesi anlamına geliyordu. Post neydi? Sonrası anlamına geliyordu. Tamam mı? Ve iki nöron arasındaki yani bu dentrit ile akson ucu arasındaki boşluğa sinaptik yarık deniyor. Bu videoda üzerinden geçeceğimiz şey kimyasal sinaps olacak. İnsanlar sinapslardan bahsettiğinde genellikle kimyasal sinapslardan bahsederler. Aslında elektriksel, ay söyleyemedim. Elektriksel sinapslar da vardır. Ama bu videoda onların ayrıntılarına girmeyeceğim. Klasik olan kimyasal sinapslar. Kimyasal sinapslardaki sinaptik yarık yaklaşık 20 nanometredir. Bu çok küçük bir değer arkadaşlar. Bir hücrenin ortalama genişliğinin 10 ila 100 mikron arasında olduğunu düşünürseniz ki 1 mikron 10 üzeri eksi 6 metredir. O zaman bu da 20 çarpı 10 üzeri eksi 9 metre gibi bir değer verir. Yani çok küçük bir aralıktan bahsediyoruz ama bu kadar küçük olması çok mantıklı. Çünkü yandaki hücrelere kıyasla bu yarık gerçekten de devede kulak. Evet, terminal ucun yanındaki presinaptik nöronda veziküller vardır veziküllerin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Bunlar hücre içindeki zarlı yapılar. Kesecik gibi düşünebilirsiniz. Veziküllerin ayrıca çift katmanlı fosfolipit zarları vardır. Bir tane daha çizeceğim. İşte burada. Veziküller nörotransmitter dediğimiz maddeleri içerir. Bu sözcüğü daha önce duymuş olabilirsiniz. İşte buraya da çiziyorum. İnsanların depresyon için veya ruhsal durumlarıyla ilgili herhangi bir e, şey için kullandıkları ilaçlar nörotransmitterlere etki eder arkadaşlar. Bunun detayına girmeyeceğim tabii ki. Evet. Voltaj kapılı kalsiyum kanalları açıldığında kalsiyum iyonları hücre içine akın eder ve bu kalsiyumlar vezikülleri hücre içinde tutan proteinlere bağlanırlar. Bu veziküller presinaptik zara veya akson ucunun zarına bağlıdırlar. Bunu yapan proteinlere ise SNAR proteinleri denir. SNAR. Evet, bu proteinler vezikülleri zara bağlarlar. Şöyle çiziyorum. Kalsiyum iyonları içeri girdiğinde işte bu proteinlere bağlanırlar ve proteinlerin konformasyonunu değiştirerek onların vezikülleri hücre zarına doğru çekmesini sağlarlar. Ve bu iki zarı o kadar yakınlaştırırlar ki zarlar birbiriyle kaynaşır daha iyi açıklayabilmek için buraya yaklaşalım. Kalsiyum iyonları gelir ve SNAR proteinlerine bağlanır demiştik. Sonra SNAR proteinleri vezikülleri presinaptik zara bağlar. Vezikülü yeşille çizdim. Presinaptik zar da şöyle görünecek. SNAR proteinleri de burada. Tabi gerçekte böyle değil ama ben sadece basit bir çizim yapıyorum. SNAR proteinleri bu iki zarı çekiyor ve birbirine o kadar yakınlaştırıyor ki zarlar kaynaşıyor. Böylece vezikül içindeki nörotransmitterler sinaptik yarağa bırakılıyor. Bu sürece ekzositoz diyoruz arkadaşlar. Ekzositoz. Yani nörotransmitterler presinaptik nöronun e, sitoplazmasından çıkıyorlarmış gibi düşünün, tamam mı? Nörotransmitterlerden birkaçını önceden duymuş olabilirsiniz. Örneğin serotonin, dopamin, e, epinefrin ya da diğer adıyla adrenalin ki bu aslında hormondur fakat nörotransmitter olarak da görev alabilir. Norepinefrin hem e, o da arkadaşlar hem hormon hem nörotransmitterdir norepinefrin. Her neyse nörotransmitterler sinaptik yarağa geldiklerinde postsinaptik nöronun ya da bu dendritin zarına bağlanırlar. Buraya, buraya ve buraya bağlandıklarını düşünelim. Kısacası zardaki özel proteinlere bağlanırlar. Bunun ana etkisi iyon kanallarını uyarıcı olmasıdır. Bu nöronun bu dentriti uyardığını söyleyelim. Nörotransmitterler zara bağlandıklarında sodyum kanalları açılabilir. Şöyle çizeyim. Yani bu artık voltaj kapılı değil de nörotransmitter kapılı oldu. Sodyum kanalları açılınca sodyum iyonları hücre içine gelecekler. Ve daha önce de belirttiğimiz gibi bu uyarılınca burası pozitif duruma gelecek. Ve yeteri kadar pozitif olduğunda, e, elektrotonik olarak buradaki akson tepesindeki potansiyel artacak ve bu nöron böylece uyarılmış olacak. Mekanizma temel olarak böyle çalışıyor arkadaşlar. ama aslında bu inhibisyona da neden olabilirdi? Mesela, sodyum iyonu kanalı yerine bir potasyum iyonu kanalını uyarsaydı, Potasyum iyonları gradyanı hücre dışına çıkmaya eğilimli olacaktı. Yani pozitif iyonlar hücreyi terk ederdi. Potasyum için üçgenler kullandığımı hatırlıyorsunuzdur. Ve bu yüzden nöronda ilerledikçe pozitiflik azalacak ve aksiyon potansiyelinin başlaması çok daha zor olacak. Çünkü eşik değerini aşmak için daha çok pozitifliğe ihtiyaç duyacak. İlk bahsettiğim süreç uyarıcı bir süreçti. Burası aksiyon potansiyeliyle uyarıldığında İçeri kalsiyum girdi. Bu da veziküllerin içlerindeki nörotransmitterleri sinaptik yarağa salmalarını sağladı. Ve sonrasında sodyum kanalları açıldı ve bu nöronu e, uyardı böylece, uyarmış oldu bu nöron, uyarıldı. Ama ikinci senaryo olursa, yani potasyum kanalları açılırsa bu da inhibisyona neden olur. Ve bu aslında bu sinapsların işleme biçimidir düşünün trilyonlarca sinaps var arkadaşlar trilyonlarca serebral korteksimizde serebral korteksimizde yaklaşık olarak 100 ila 500 trilyon sinaps vardır. Bu kadar çok sinapsa sahip olmamızın nedeni bir nöronun çok sayıda sinaps oluşturabilmesidir. Buradaki çizimde burada burada veya burada sinapslar oluşabilir. Yüzlerce, binlerce sinaps arkadaşlar. Bu noktada bir nöronla sinaps oluşabilir. Burada bir başkasıyla, bir başkası ve bir başkası. Yani çok, 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 çok fazla bağlantı var. Sinapslar insan yapısını karmaşık kılan şeyler. Ama şimdi bu videoda bu konuya daha fazla girmeyelim derim. Ne dersiniz?